Arkadaşlar merhabalar. Ah Efe'ciğim, anlamıyorum yavrum benim be. Instagram, ya ben çok böyle şeylerle değilim ama seni nasıl alalım, nasıl yapalım, nasıl edelim? Baba oğlu. Yaşarcığım, merhaba canım benim. Selam olsun Mersin'e. Gençlerimize bu tavır biraz eski olduğu için çok kulağına oturmuyor ama gençlerimiz bu tavırı da çalması gerek. Hemen şunu da söyleyeyim. Hüsnü harika bir klarnetçi. Yani şöyle söylesem, 8. harika. Harika bir insan. Harika bir müzisyen ama o koca üstadın, güzel üstadın hep bir yanını çalınıyor. Aslında adam Alaturka klasikte çok iyi çalıyor. Bence biraz da öyle çalmaya çalışsın gençlerimiz. Yani bu model. Mesela Hüsnü bu model çalıyor adam. Harika çalıyor Türk müziğini. Biraz da öyle çalınsın. Yani eğitim amaçlı söylüyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Eğitim amaçlı söylüyorum. Böyle bu tarzda çalınsın. Tabii zor bir tarz. Bu zor bir tarz. Bunu zaten herkes beceremez. Zor bir tarz. Ama böyle de çalın çocuklar, gençler. Yani işte Sevda bilmiyorum, işte yeni çıkan. Öyle değil. Biraz bu tarzı da çalışın. Özellikle okul okuyan kardeşlerime söylüyorum. İşte konservatuvar okuyanlar var. İşte böyle özel okullarda okuyanlar var. Gerçekten Türk müziğini öğrenmek istiyorsa, he şu da var. Mesela şu an konservatuvarlarımızda Türk müziği icra eden klarnet öğretmen yok. Batı yani klarnet çalınıyor. Simobol klarnet çalınıyor. Hani onunla eğitim veriliyor. Bence doğru değil. Çünkü bir öğrenciye hep anlatmakla değil, biraz da ona enstrümanı tanıtmak çok önemli. Türk müziği için diyorum. Klasik mesela Batı müziğinde eyvallah sonsuz şeyim var yani. Hiç onda sıkıntı yok ama keşke biraz böyle gerçek böyle Türk müziği bilen
klarnet öğretmenleri olsa da okullarda gençlerimiz yetişse. Bana buraya gençlerimiz geliyor, işte konservatuvarlı çocuklarımız. Hep minör gam çalıyor. Olmaz. Minör gam, minör gam, minör gam. Olmaz. Yani bu öğrenciye bunu öğretmek lazım. Yani mesela bir işte rast beşrefi, rast metal genelde kullanılıyor. Ya bunu bu öğrenciye öğret. Ama bunu bu yapılmıyor. Bu yapılmıyor arkadaşlar. Yani ben bazen böyle sivri konuşuyorum ama yani üzüldüğüm için konuşuyorum böyle. Çok rant yapılan işler var Türkiye'de. Bence çok şey yapılmasın ama benim demek istediğim şu, yani gençler okullarda eğer okuyorsa harika. Ha, hemen şuradan şunu söyleyebilirim. Şuraya bakayım. Gökhan Gerek. Gökhan'cığım hoş geldin. Gencay dayıcım benim. Ah! Şükrü abim de burada. Agacığım öpüyorum seni. Bekliyorum. Güzel agam benim. Güzel agacığım benim. Canımsın. Üstad. O parmaklarından öperim. Canımsın benim. Yani işte bak. Şükrü Kabacı büyük üstad. Bence böyle üstadlar konservatuvarlarda eğitim vermesi gerek. Ama olmuyor. Olmuyor. Olmuyor işte maalesef. Çünkü farklı zihniyet var, farklı düşünceler var. O değil ama bakıyorum gelen çocuklar gerçekten farklı çalıyor. Yani arkadaşlar diyeceğim o. Çok güzel üstadlarımız var. Şükrü Kabacı. Göksel Kabacı. Tolga Akşit. Üstad bunlar hep. Salih Çağlar. Harika insanlar. Ama olmuyor abi, olmuyor. Türk müziği klarnetçisi yetişmiyor. Geliyor bana buraya gençler. Minör gam. Ne minör gamı ya? Neyin minör gamı ya da majör gam? Ne alaka? Yani böyle işler arkadaşlar. Olacak inşallah. Olacak inşallah canlar. Ya. Tamam ageciğim. Ediyorum.
Tabii Efe'cim, Şükrü Agacım benim var ya, harika bir insan. Ah, Salih Çağlar hocam da burada. Bırakmam hocam. Bırakmam hocam. Dur bakalım buradan. Cengiz'im yavrum hoş geldin. Sağ olasın. Berkeciğim yavrum. Kusuruma bakma canım benim, orası koptu. Ah canım benim, keşke bağlanabilsek öyle Ermancığım. Ali abicim hoş geldin, canımsın benim. Teşekkür ederim. Evet Ali abi, evet yani üzülüyorum bu duruma, yani gerçekten gençlerimizde yok. Tabii ki modern çalınması gerekiyor ama keşke biraz da bu tavır gitse, ama olmuyor abi ya, olmuyor. Mesela gelen kardeşlerimiz var, farklı çalıyor bir şeyler. Harika çalanlar var, mükemmel çalanlar var. Ama biraz da tavır. Yani üstadları takip ediyoruz ama bir bölümünü takip ediyor. Bakalım ikinci bölümünü de takip ediyor. Yap onu. Ama olmuyor işte. Olsun. Sağlık olsun.
Agacım öpüyorum seni. Şerif özledim seni evlat. Gel dayıcım, gel dayıcım. Uğurcuğum. Gökhancığım aleyküm selam canım benim. Sahalı sen. Halilciğim sağdasın canım benim. Ali'ciğim hoş geldin canımsın. Hepinizi istikocam yavrum. Ya ne diyeceğim o? Hep her şey macera arkadaşlar. Bana çok yazan kardeşlerimiz var. Abi bu nasıl olur? Şuna nasıl olur? Ama doğruları söylediğim an sıkıntı oluyor. Ben de bir şey söyleyemiyorum artık. Yani ben çok zengin olmak istemiyorum arkadaşlar. Yani zengin Allah Allah Allah. Rabbim her şeyi biliyor. Hani biraz piyasaya çok dikkat etmek lazım. Piyasaya çok dikkat etmek lazım. Bakıyorum onlarca bek alan arkadaşlarımız var. Bakıyorum 1200 lira 1300 liraya bek alıyor. Beni arıyor. Abi olmadı. Şu olmadı. Bu olmadı. Ama alma abi. Alma. Alma. Eğer oynanmamış bek istiyorsan, orijinal bek istiyorsan 5 JB alacaksın. Gerekirse bir ay biraz zahmet çek ya. Bir ay. Bir, bak bir ay değil de ben öyle diyorum. Bir ay zahmet çek ben. Ama bir numara çalmayacaksın. 1,5 çalacaksın. Zahmet çek dudağına alıştır. Her yerde çalabilirsin. Yukarılara çıkmana gerek yok abi. Ne gerek var? Yukarılarda nerelere gideceksin? Ne kadar gideceksin? Onun zam, onun yeri var tabii ki ayrı bir şey ama 5 JB. Orijinal bek 5 JB. Başka bek diyemiyorum. Diyemiyorum. Bir de şey çok önemli bakıyorum. Görsel çok güzel görsellik yapıyorlar. Ama buradan şunu söylüyorum. Hani böyle piyasada o bek güzel. Bak kendim için demiyorum ha, sakın yanlış anlamayın. Ve benim sattığım bek plastik bek. Ben bunu açık söylüyorum. Plastik bek. İsteyen alır, isteyen almaz. Sorun değil. Bunun plastik olması da problem değil. Çalması önemli. Bu böyle. Ben bunda işçilik alıyorum. İşte o böyle çalışıyor. Piyasada 1 milyara satın. Bak bir de şu var piyasada. Yani pahalı gözüken malzeme iyi gözüküyor. Sizi öyle kazıklıyorlar. Dikkat edin. Öyle kazıklıyorlar sizi. Benim rahmetli babam böyle çalıyordu. Plastik bek çalıyordu. O zaman yıllar önce Ordu'da Bom diye bekler vardı. Bir de George. Biz yıllarca bunları. Ben askerliğimi bile böyle bekle bitirdim. Diş yeniyor. Yenir tabii ya. Bırak da yensin. Dişlik koyuyor. Şimdi zaman değişti. Dişlik koyuyor ya. Yunan beki. Bir yorum senden alabilir miyim? Hemen söylüyorum. Erman'cığım. Erman, hemen şunu söylüyorum sana. O bekler bize göre bek değil. O bekler bize göre bek değil.
Ve o bekleri tanıtan arkadaşlarımız zaten açık ve net söylüyorum, mefaatçi insanlar. Yani o kırılmasın, bu kırılmasın ya da popüler bir yerde kendini göstermek için reklam yapan insanlar. Bak mesela şu an günümüzde takip ediyorum. Bek alıyor, harika bek diyor ama başka bek çalıyor, görüyorum görüntülerde. Ya da sonra arıyor. Ya usta biraz bunda boşluk var. Boşluk bek çalma abi. Çalma abi. Ve en şunu da söyleyebilirim. Ya böyle bazen çok konuşuyorum ama. Ege'deki üstadlarımız biraz boş bek çalıyor. Bana mesela oradan bek yapımı geliyor. Çocuklar gönderiyor. Abi çok boş bek çalıyor ve çok bas çalıyor bekler. Aslında bak boş olan bekte açık olduğu için, ağzı eğik olduğu için kamışı yontmak gerekiyor. Yaparım tabii biraz Halil'im. Kamışı yontmak gerekiyor. Piyasada şu an 0.75-0.50 kamışlar çıktı. Neden çıktı? Yine bunda bir Ar-Ge çalışması var. Çünkü şu an piyasadaki bekler açık ve boşluk bek. Açık bekte çok ince kamış çalmak zorundasın. Ve açık bekte ince kamış çaldığın an klarnetten bu tonu alamazsın abi. Alamazsın, imkanı yok. Nasıl alırsın? Açık bek, boş bek. Bak. Bulursun. Bu ne oluyor? Altta üstte, altta üstte oynuyorsun, gidiyor. Buradan üstadlarımızı bazı böyle reklamlar falan oluyor. Arkadaşlar bir tane iki tane bek için kardeşlerimizi harcamayalım. Harika bek. Harika bek. Sonradan çalmıyorsun peki. Nasıl harika bek diyorsun burada? Ya da harika klarnet diyorsun. Bunlar. Ben böyle konuştuğum için bazı abilerim, kardeşlerim bana güceniyor ama gücenmesin. Gücenmesin. Ben doğruları söylüyorum. Benim bekim almanız hiç önemli değil. Bak almayın, o problem değil. Ama arkadaşlar boşluklu bek çalmayın, gözünüzü seveyim. Ya peki çalacaksan böyle ucundan çal ya. Ucundan çal, ne olur ya. Ama boşluklu bekle, ne oluyor? Ucundan çalsan bile kamışı böyle yiyon böyle incecik oluyor. Barsak gibi çalıyorsun. Biraz sert çalıver, ne olur ya. Sert çal. O kamış zaten oturacak yerine. Yani bakıyorum böyle. Hoşuma gitmeyen şeyler oluyor. Bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz böyle kızıyor ama kızmasın abi. Ve açık ve net söylüyorum. Klarnet çalan bek yapsın eyvallah ama gerçekten bekin ölçüsünü ayarını bilen biri yapsın. Klarnet çalsa dahil. Bu çok önemli. Yani kamışta hep böyle, bekte hep dudağını böyle sıkmakla çalınmaz o. Komayı vermen için. Şimdi çalıyorsun. Böyle tutalım onu. Şimdi böyle çalıyorsun. Şimdi böyle yapalım. Bir dakika. Şimdi bir beki şunu ayarlayayım. Şimdi bir beki ağzını buraya kadar sokuyorsan böyle buraya kadar, bu bek boşluklu bek. Çünkü niye? Bunun altındaki boşluğu sıkarak kapatıyorsun. Ama boşluk buraya kadar ise, bu, gerçi bu tüyo veriyorum bu arada, bek şeyde arkadaşlarımıza. Bek buraya kadar böyle boşsa, bak şu kadar. Çünkü bakın bu kadara biz dudağımızı koyuyoruz. Bakın. İşte ulan kamera. Yani bakın. Evet. Şu kadara biz dudağımızı koyuyoruz. Şöyle. Ama açık bek, hani oktavı vuruyoruz ya. Açık bekte aslında açık bek dudağı sıktıkça kapanıyor. Ama kapalı bek dudağını saldıkça açılıyor. Mantık mı? Mantık mı abi? Abi harikasın. Bekini çalıyorum. Mükemmel. Anlat, herkese öğren. Canımsın benim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani konu bu çocuklar. Yani bilmiyorum. Böyle bakıyorum, gönül koyuyorlar bana. Bir şey yapıyorlar bana. Dikkat ediyorum. Ne klarnet yapımcıları, işte ne bek ayar yapanlar, ne şey yapanlar, hiçbiri benim ne biliyorum, bir
beğeni yapıyor ne bir yorum yapıyor. Çünkü neden? Benimle anlaşamadığı için. Doğruları söylüyorum. Doğruları söylüyorum. Hemen klarnet babında şunu da söyleyeyim size. Hani diyoruz ya Amati'nin al gövde titiz. Al gövde titiz. Hani al gövde titiz diyoruz. He tabi üstte işte biraz peslik var. Onları ayarlıyorsun. Sıkıntı yok. Hani al gövde çok titiz diyoruz. Aslında al gövde titiz değil. Normal. Çünkü neden? Türk klarneti bu. G klarnet, Türk klarneti. Bunda dudağımızı salarak bazı şeyleri bulmamız gerek. Şimdi örnek. 640 çalan arkadaşlarımız var. 640'ların şu an al gövdesi pes. Pes oldu. Şimdi mesela yerinden uşak çalıyorsun. Dügahtan uşak çalıyorsun. Ne yapman gerek? Koma vermen gerek. Buğselik perdesinde, si perdesinde. Ama pes olan klarnette koma veremiyorsun. Bozuk çıkıyor. Kötü çıkıyor. Ama adam bunu ayarlamış abi. Bunun altı tiz değil. Altı bunun tiz değil. Değil. Altı nasıl tiz olur klarnetin? Hani bakın şuna baktığınız zaman konik. Bunların içi konik. Eğer bu parmağınız şuraya kadar giriyorsa bomboş o klarnet tiz klarnet. Ve çalamazsınız. Çünkü o klarnet yarım saat, bir saat sonra sol klarnet çalıyorsunuz ama alt gövde klarnete yakınlaşır. Yani la klarnete. Olmaz. Ben hepsini denedim. Zaten bunları denemesem bunları konuşmam. He, bana cevap verecek kişiler önce klarneti çalacak öyle cevap verecek. Klarnet çalınacak öyle cevap verilecek. Ben burada kötülük yapmıyorum. Fikir alışverişi yapmak istiyorum. Ben bu kötü bir şey yapmıyorum. Kimseyi de kötülemiyorum asla. Ya durum bu arkadaşlar. Üst perdeler daha tiz abi 340. Şimdi mesela bu elimdeki klarnet eski bir klarnet. Bunun tril perdesi bir dakika şunu ayarlayamıyorum ya. Bakın şunun tril perdesi yuvarlak. Görüyorsunuz. Bakın yuvarlak. Yeni modellerin şey geliyor, köşeli geliyor. O da sorun değil. Şimdi bazı klarnetlerin dügah perdeleri yerinde olabiliyor. Tiz gelebiliyor. Ama klarnetin tizliği, pesliği bekle alakalı. Eğer sen bir bekle üstlerde dudağını çok sıkıyorsan mecburen tiz çalıyor. Mecbur tiz çalıyor. Hani deniliyor ya amatilerin bütün sesleri bozuk işte bu sesleri frekansları bozuk öyle bir şey yok. Adamlar salak mı aptal mı ya? Adamların öyle bir arge çalışıyor adamlar. Ses mühendisleri var. Her şeyi var adamların. Her şeyi var adamların. Her şeyi güzel yapıyor adamlar. Bendeki, aynen Efe'cim sendekinden bu. Bu Almanya'dan Murat kardeşimin klarneti. Gönderdi. Gümrükte sıkıntı oldu. Geri geldi. Tekrar göndereceğiz inşallah. Bu aralar gümrükte sıkıntı yaşıyoruz. Yani böyle arkadaşlar bunda yapacak bir şey yok. Yani bakın şimdi. Buğseli'ye basabiliyorum. Ama bir dakika şimdi örnek vereyim size. Dur bakayım ne olacak böyle. Bekleyin biraz arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Ha, burada bak. Bakın şimdi. Şimdi bunun alt gövdeyi biraz daraltacağım. Evet. Şu an alt gövdeyi daralttım.
daraldıkça koma vermek daha zorlaşır. Bu sefer komayı dudağa sıkarak, dudak sıkılmaz, komada pes çalınır. Bence doğru ama Atina'nın akordu. Sadece üst gövdesinde problem var. Bir de icracının hakimiyeti çok önemli. Yani güzel klarnetler, başka bir şey demiyorum. Öyle kopyayı al, tak 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 tak, olmuyor arkadaşlar. Kimse kızmasın, sakın sakın. Sakın ola ki kimse kızmasın. Ben hepsini seviyorum kardeşlerimin. Sadece biraz böyle polemik yaşar gibi oluyoruz ama onlar gerek yok. Her şey insanız. Bu hayat böyle ya. Ne demek istediğim bu? Düzgün bir şekilde olması gerek. Ben neden burada olmasın, böyle çalmayayım? Yani. He, şunu söyleyeyim. Belki yarın öbür gün, belki yarın, belki öbür gün, belki ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu arada ikinci ofisimizi açıyoruz. Burayı normal çalışma olarak yapacağız. Şu an başka bir yerimizi hazırladık. Bugün Allah çok şükürler olsun. Bugün o yerimizi de ayarladık. Home office olarak oraya ayarladık. Güzel şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Ha, şu da var. Ben çok iyi klarnet çalıyorum diye her şeyi güzel yapacağım diye de bir şey yok. Ben de hata yapabilirim. Hatayı ben de yapabilirim. Hatasız kul yok. Sadece benim demek istediğim şu. Güzel sözlerle, güzel reklamlarla kimse kimseye anlatmasın. Oo abi, harika. Hayır abi. Seni ben dinliyorum. Seni kulağım dinliyor. Faizaz yapıyorsun. Batı doğu yani. Faizaz yapıyorsun ama klarnetin sesleri tutmuyor. Bunu sen biliyorsun. Söyle. İşte sen reyicaz yapıyorsun. Resmen klarnette sesleri tutmuyor. Ya bilerek susuyorsun ya da bilmiyorsun. Bak ya da bilmiyorsun. Açık ve net söylüyorum. Kukla olmayın arkadaşlar. Güzel kardeşlerim benim, canlarım benim. Kukla olmayın. Hocam, Erol'un sazı bitti mi? Bitirmeye çalışıyoruz. Agacığım. Sağ olasın Halil'cim. Yani canım kardeşlerim benim, güzel kardeşlerim benim. Yapmayın be. Gerek yok. İşte ben onu kırmayayım, onu yapayım, bunu edeyim. Olsun, gönlü olsun. Hayır. Seni seven kardeşlerim var. Seni takip eden kardeşlerim var. Sana güvenir, alır. Seni sever, alır. Günah. Günah. Bir tane bek 1500 lira olmaz Allah'tan günah. Bir tane baril 1500 lira olmaz Allah'tan günah. Millet açlıktan kırılıyor be. Açlıktan kırılıyor millet. Bunlar bilmiyorum ya. Kızan kızsın, ben buradayım, sorun yok. Kimseye alıp veremedim de yok. Sadece böyle bazen şey yapıyorum ama neyse. Ben Halil'imin bir rastını yapayım. Ahmet Ağacığım, ustam hoş geldin. Sen istazını gönder Efe'cim, o bende. Kaan'cığım, canım benim. Bir tanesin, sağ olasın. Teşekkür ederim.
Ahmet abicim sağ olasın. He tamam Kaan'cığım. Meriç'im, hoş geldin canım benim. İbrahim'ci, Cüneyt. Ah, Cüneyt'im. Beşinde oradayız kısmetse Cüneyt'im. Selam. Bakım ve özellikle gövde konusunda canım benim sağ olasın. Salih abi sen de sağ ol. Ahmet abi görüşemiyoruz ağacım. Duydum düğün yapıyormuşum. Canlar ben kapatmam gerek. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Sevgiler, saygılar. Şimdi bunu buradan kapatmamız lazım. Canlıyı bitir.